Dünyanın eski bir yasasıdır bu. Yazılı olmayan bir yasa. Birinin fazladan bir şeye sahip olması, onun başka bir yönden eksiğinin olduğunu gösterir. Albi'nin fazladan bir şeyi vardı, alakargayı görüyordu. Onu gören tek kişiydi. Ölüler o kadar ölü değildirler. Aynı şeyi yaşayanlar için de söyleyebiliriz. Yaşayanlar bu kadar canlı olamaz diyebiliriz. Hiç kimse üzerine özenle ölüler burada, canlılar orada yazılmış etiketler taşıyan koca kibrit kutularının içine kapatılmış değildir. Burası ve öteki dünya kesişir, başka pek çok şeyle karışırlar. Dünya babanın tamirhanesine benzemez. Dünya yaşlı budalanın bahçesindeki kulübeye benzer. Orada dişleri dökülmüş bir yazı makinesi, örümcek ağıyla gevezelik eder. Bir kadı hindi kutusu, amberden bir yüzeye göz kulak olur. İki çalar saat kendilerini göstermek için çekişirler. Bir sıçan, yünden sarı bir peruğun içinde yavrularını besler. Bir öğrencinin çalışma masasının dibinde şeftali çekirdekleri durur. Dünya, yaşlı budalanın her öğleden sonra berbat gürültülerle, sövgüler, dualar, birkaç gülüş, sanki orada içeride bir düzeni insan varmış, herkes aynı anda konuşuyormuş, kimse kimseyi dinlemiyormuş gibi bölünen bir siesta için kapandığı kulübeye benzer. Dünya bir bahçe kulübesidir, bir yankı odası, bir çarşı. Albi'nde eksik olan şey dünyaydı. Dünyada yerini bulamıyordu. O yeri uzun süre aradı. Ta ki böyle bir yerin olmadığını anladığı güne kadar. Bu bilince 10 yaşında kilisede gösterilen bir filmi seyrederken vardı. Ekranda bir şişman, bir zayıf. Gerçek bir ikili. Gerçek bir ikili olabilmeleri için bir araya geldiklerinde kendi başlarındayken olmadıkları kadar güçlü olmaları gerekiyordu. Oysa onlar üçlüydüler. Dünya vardı, sonra şişman, sonra da zayıf. Dünya şişmana eziyet eder, şişman da sırası geldiğinde zayıfa. Yaşam bir Laurel Hardy filmine benzer. İnsanın karşısına çıkan, sonra da başkalarına aktarılan bir acılar zinciridir bu. Böyle bir dünya karşılığında ne yapmamı istiyorsunuz? Bu öykünün hiçbir tarafı beni ilgilendirmiyor. Kel şişkoları da, ağlayıp sızlayan sıskaları da sevmiyorum. Alakarganın gülümsemesini ya da Lyon'dan döndükten sonra annemin gözlerinde beliren ışıltıyı seviyorum. Dünyada olmayanı, dünya yüzünde hafifçe dalgalananı yeğlerim. Dünyaya girmeyip kapıda beklemeyi yeğlerim. Bakmak, bıkıp usanmadan bakmak, ihtiraslı bakmak, yalnızca bakmak. İşte benim tercihim sadece bu. Sorunlara çözüm gerekir. Albi'nin için bir çözüm yoktu. Çünkü bir sorunu da yoktu. Dünyada olmamak bir sorun değil, yalnızca bir lütuf olabilirdi. Bir lütuf kaygı verici bir şeydir. Albi'nin ailesi de bütün anne babalar gibi çocuklarını tanıdıklarını sanarak kurumlanırlar. Bu nedenle önceleri kaygı duymazlardı. Albi'nin bir gruba dahil olmak, arkadaşlıklar kurmak, kendi yaşıtı çocukların arasına girmekteki çekingenliği konusunda aile faturayı çocuğun geçirdiği kazaya çıkarıyordu. Bu kızağın ve çamın hatasıydı. Baba eli maşalıyı uyardı. Ağabeyinin hassas bir kafası var. Onu artık rahatsız etme. Bununla birlikte Albin o kadar da kötü bir durumda değildi. Abartmaya gerek yoktu. Hastanede iyice dinlenmişti. Her şey her geçen gün daha iyi gidiyordu. Yalnız kafatasının çevresinde görünmez bir çember vardı. Kimi zaman karıncalanmalar oluyordu. Bir karınca, kurşun ayakkabılı bir karınca, kemiğiyle derisi arasında devreye geziyordu. Migren ağrıları. Ağrılar Albi'nin tabağına ıspanak konduğunda, Albi'nin dişçi koltuğuna oturmak zorunda olduğunda, bir tatil beldesine gönderilmesi tasarlandığında başlıyordu. Migren, arkadaşım. Migren, sefil büyücü, güzel gece kandili. Ey migren, geleceğimde neler görüyorsun? Hoşuna gitmeyecek şeyler görüyorum. Onları senden önce görüp seni uyarıyorum. Oraya gitme, o sözleri dinleme, o insanlardan kaç. Migren, migren, hem beni rahatsız eden hem de bana hizmet eden. Her ne kadar anlamasam da öğütlerine güveniyorum.
Biraz neşemi kaçırıyorsun. O tamam. Kafada bir karıncayla gülmek zor. Ama bana çok şey de veriyorsun. Beni dünyadan koruyorsun. Dünyanın eski yasaları tersten de düzden olduğu kadar rahat okunuyor. Bir şeyi yetersiz olanlar mutlaka fazladan bir şeye sahiptir.